Size merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte RC Bandito modlayacağız. Yani RC Bandito'nun jantlarını değiştireceğiz. Komple çılgınlarca modifiye edeceğiz. Ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyorsanız da daha doğrusu ne içeriğini izlemek istiyorsanız da aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsolundan oynayıp da GTA 5'te para sıkıntısı çekiyorsanız da benden para paketi satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında mağazamın linki mevcut. Oraya giderekten tüm merak ettiklerinizi inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında yazıyor. Öncelikle tek kişilik bir yapacağımız video. Herhangi bir arkadaşınıza gerek yok ama sadece public'te olmanız gerekiyor arkadaşlar. Public'te herhangi birisinin üstüne katılmayacağız. Public'te olmanız yetiyor yani. Onun haricinde Arena War lazım. Arena War'unuzda Bandito'nuzun olması lazım. Modifiyeli olsun, modifiyesiz olsun fark etmez. Bandito'nun yeri zaten burada. Ve onun haricinde arenanızın içerisinde bir tane Benis jantı veyahut da Formula 1 lastikli bir araba veya Formula 1 direk yani. Bunun gibi bir aracınızın lastiği olması lazım. Yani takılmayan Beni lastiğini gideceğiz banditomuza takacağız ve bu da modlanmış olacak arkadaşlar. Eğer hiç modlu arabanız yoksa dediğim gibi ya Formula 1 alıp yapın veyahut da Beni lastikli istiniz zaten vardır. İstisi olmayan yok zaten, isti kopya görüyoruz arkadaşlar. İstinizi alın direkt gidin içeride şurada hemen modifiyecide Beni lastiğini takın. O şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da modlu arabanız varsa da onun da lastiğini, tekerini, jantını bu şekilde bu Bandito'ya geçirebilirsiniz. Bandito'ya neden yapıyoruz diyeceksiniz. Çünkü bazı araba modlamalar Bandito'nun üzerinden yapılıyor arkadaşlar. Biz de şu an Bandito'muzu modlayacağız. Benim ana hesabımda modlu olduğundan dolayı yan hesabımı modlatacağım. Şimdi direkt hemen bu arabayı alalım ve modifiyeciye gidelim. Dediğim gibi beni jantlı herhangi bir arabanız veyahut da Formula 1 lastikli herhangi bir arabanızın olması yetiyor. Modifiyeciye gidiyorsunuz. Öncelikle araçtan inin arkadaşlar. Exit the vehicle yapın. Telefondan Simon veya Gerald'ı arayıp görev istemeniz lazım öncelikle. Tutturma işlemleri var, birazcık sıkıntılı ama alıştıktan sonra kolayca yaparsınız. Zaten tek seferde tutsa yetiyor. Önce görev isteyin arkadaşlar. Görev gelene kadar şunu kapatın bir. Buradan girin, modifiyeciye girin. Arabanızın herhangi bir parçasını değiştireceksiniz. Burada mesela bu aslında ben de modlu olduğundan dolayı en iyi parça takılıyor. Şuradan şu şekilde değiştirin modifiyeyi. Ondan sonra exit vehicle yapın. Sonra banditonuzun yanına gelin. Şu uyarı var ya bak, Bandito modifiye uyarısı. Bu uyarı geldiği zaman telefonu açın. Görev yargı sitesine gelin. Simon'un görevine gelin. Şimdi burada yapmamız gereken işlem şu. PlayStation'dan anlatıyorum. X'e basar basmaz Options'a basacağız. Yani görevi kabul etmiş olacağız ama görev açılmayacak. Options ekranı açılacak. Yani şu menü ekranı açılacak arkadaşlar. Eğer ki bunu doğru şekilde yaparsanız gerisi kolay. Ben de şu an ilk defa yapıyorum. Videodayken ilk defa deneyeceğim. Şimdi X'e basacağım. Ondan sonra direkt Options'a basıp o menüyü açmam gerekiyor. Görev açılmayacak. Sadece bizim ekranımız açılacak. Ama aynı zamanda da görevi kabul etmiş olacağız arkadaşlar. Burası birazcık sıkıntılı, uyuz bir şey. Hadi bakalım yapabileceğiz mi? Yaptım mı yapmadım mı bilmiyorum. X'e de bastım, Options'a da bastım. Şimdi eğer ki doğru olup olmadığını nereden anlayacaksınız arkadaşlar? Devamlı yapacağız. Gilicimizin eğer ki doğru olduysa zaten aracınız modlanacak. Doğru olmadıysa en baştan yapmanız gerekecek. Buradan itibaren online'a gelin. Playjob. Şuradan Rockstar Crates'e gelin arkadaşlar. Misyondan herhangi bir misyon açın. Ben Titanojob açacağım. Fark etmez. Burada açacağınız göre fark etmez. Ha, bu arada şunu da göstereyim size. Şu options'ın ayarlarına gelin arkadaşlar. Matchmaking'iniz kapalı olsun. Closed olsun. Yoksa göreviniz açılmaz. Şuradan görevi açın. Görev açılacak. Zaten Arena War'un içerisinde olacaksınız. Görev açıldığı zaman, yani görev ekranı geldiği zaman arenanın içerisinde olacaksınız. Açılsın mı görev ekranı? Evet, buradan itibaren görevden çıkacağız ama görevden çıkmadan önceden arkadaşlar o modifiye ekranı vardı ya RC Bandito'ya girmek için. Oradan ne diyordu? Sağ tuşa basın, yani sağ D-pad'e basın. Sağ D-pad'e görevden çıkmadan önce spamlamaya başlayın arkadaşlar. Bak şu an basmaya başladım. Buradan Quit'e basıyorum, Hayranda basıyorum, sağ D-pad'e, X'e basıyorum ve görevden çıkacağız. Ve diğer görev açılması lazım. Bu diğer görevde hangi görev diyeceksiniz? Simon'un görevi. Daha doğrusu o ilk baş kabul ettiğimiz görevi vardı yani telefonun istediğiniz. Bu görev tekrar açılıyor arkadaşlar. Sonra buradan da çıkın. Eğer ki doğru yaptıysanız
Aracınızın modlanmış olması lazım. Evet, doğru, yapamadık. Bu şekilde olduğu zaman tekrardan en baştan yapmanız gerekiyor. Doğru yapsanız bile bazen tutmayabiliyor arkadaşlar. O yüzden tekrardan deneyin. Tekrardan geliyorum. Zaten işe alıştıktan sonra gerisi kolay. Hızlı hızlı yaparsınız. Olana kadar yapmanız lazım. Eğer ki baksanız çok fazla yapıyorsunuz, doğru da yapıyorsunuz. Ama yine de olmuyorsa server değiştirin, başka bir public station'a geçin. Orada deneyin arkadaşlar. Hani yapacağınız şey hep aynı olacak. Arabaya gireceksiniz, parça değiştireceksiniz. Çıkacaksınız, Simon'ın görevi açacaksınız. X options yapacaksınız. Sonra buradan herhangi bir görev açacaksınız. Görevden çıkarken sağ yön tuşuna spamlayacaksınız. Spam varken modifiye girecek. Ondan sonra bir görev daha çıkacak. O görevden de çıkacaksınız. Eğer ki doğru yaptıysanız zaten bu modlanmış olması lazım, ama modlanmadı. Tekrardan deneyelim. Tekrardan merhaba. Bayağı bir bıraktıydım, olmuyor diye. Bir yarım saattir telefona bakıyorum. Dedim son kez bir daha deneyeyim, belki olur dedim. Yaptım, oldu. Bayağı bir denemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani nereden baksanız ben herhalde bir 15-20 dakika denedim, sonra bıraktım. Yarım saat 45 dakikadır telefona bakıyorum. Twitch, işte Instagram, Reels falan filan geziyorum. Dedim oyunu kapatmadan önce son bir kez daha deneyeyim. Oldu arkadaşlar. Aynen de bu arabadan RC Band tekerlek geçirme gigici halen de aktif durumda. Siz de yapabilirsiniz ama birazcık sabır gerektiren bir şey arkadaşlar. Bunu kaydedin arkadaşlar. Kaydedebilmek için de önce bir modifiye edin şöyle bir. Şuradan kasayı masayı değiştirebilirsiniz. Bu sefer jip yapacağım. Anında bu olsun. Bu şekilde modifiye edin arkadaşlar. Zaten bu kaydolmuştur şu an. Evet. Şuradan rengini de değiştirelim. Valla tam dedim acaba başka bir video mu çeksem, ne yapsam, ne etsem diye düşünürken son anda denedim ve oldu. Evet, bu videomuz da buraya kadar olsun arkadaşlar. Dediğim gibi bayağı bir deneyin. Bak ben şu an bugün ayın kaçı? 1 Kasım. Hani 1 Kasım'da Ayganlar çalışıyor ama dedim ki bayağı bir denedim. Oda da değiştirdim bayağı. Ayganlar public'teyim ama bir 2-3 kere oda da değiştirdim arkadaşlar. Zaten eliniz alıştıktan sonra hızlı hızlı şekilde deneyip yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Hayır, aktif yapamadıysanız pes etmeyin. Olacak. Elbet bir gün bir zaman oluyor yani. Ben bayağı bir denedim. Oldu. Bu videomuzu buraya kadar olsun. Sıradaki videoyu ne istiyorsanız arkadaşlar aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Araba kopyalama, verme, işte modlama, ne bileyim kıyafet giyiş, seviye giyiş. Ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Haydi görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.